Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi tekrar yanımda Punto var. Bugün size Punto'nun gizli özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Nasıl açılır, gizli özellikleri nedir, bilgiler vereceğim. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an Punto'nun iç kısmına geçiyoruz. Kapılarımızı kapatalım. Arkadaşlar önce bilgi vereyim. Bu özellik değil. Evet, bir özellik ama bu şu an bir bilgi vereyim ben size. Arkadaşlar bu bagaj açma tuşu gördüğünüz gibi, az önce gösterdiğim gibi, o bagaj açma tuşu 15 kilometre hız üstü açılmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buna basarsanız şu an bir ses gelecek. Duyduğunuz gibi şu an arka bagajımız açıldı. Ama eğer arabamız çalışıp da 15 kilometrenin üstünde bir hızla gitseydi, o bagaj tuşuna basınca açılmayacaktı arkadaşlar. Bu Fiat mühendisleri bu tuşu böyle tasarlamış. Bu özelliği böyle tasarlamış. Gayet de başarılı olmuş. Çünkü çocuk basar, başka bilmeyen birisi basar bu tuşun ne olduğunu. Hemen açılırdı arkadaşlar. Bu da yolculuk esnasında sıkıntıya yol açardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci özelliği gelmek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bizim arabamızın anahtarı. Arkadaşlar kontağı çeviriyoruz. Bu özelliği kimse bilmez. Kontağı çevirdik arkadaşlar. Hemen geri çekertiyoruz. Hemen şu silecek far konumuzu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi Follow Me tuşu var. Bunu bir daha çekerseniz bu tuş 60 saniyeye çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Follow Me tuşu o kolu her çektiğinizde 120 saniyeye kadar çıkabiliyor. Bakalım, gelin şimdi bu Follow Me tuşu ne işe yarıyor onu göstereyim. Arkadaşlar şu an arabamıza güneş vuruyor. Görünüyor mu bilmiyorum ama kamerada gördüğünüz gibi bu farlar yanıyor arkadaşlar. Bu geceleyin arabayı kapatsanız bile gördüğünüz gibi arkadaşlar farlar yanıyor değil mi? Gözü pek göremiyorum ben kamerada ama yani bu özelliği yarıyor arkadaşlar. Farlarımızı açık tutmaya yarıyor. Arabayı kilitliyorsunuz arkadaşlar. Yük indireceksiniz. Farz ediyorum ışığa ihtiyacınız var. Follow me tuşunu yakarak arkadaşlar ışığınız 120 saniyeye kadar yanabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kontağı gene çevirdik. Gördüğünüz gibi burada bir menü ESC tuşumuz var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Bagaj açık diyor arkadaşlar. Hemen bagajı arkadaşlar kapattım ve tekrar arabamızın içine bindim. Arkadaşlar menü ESC tuşu var. Basıyoruz buna. Menü var arkadaşlar. Bunları artı eksi tuşlarıyla ilerletebiliyoruz. Burada hız uyarımız var arkadaşlar. Hız uyarı sistemi demek. 90 kilometre hızı işaretliyorsun ve araba size 90'a gelince arkadaşlar uyarıyor. Büyük bir ses veriyor arkadaşlar ve 90'ı geçtiğiniz için sizi uyarıyor. Bunu tüm hız şeyleri yapabilirsiniz arkadaşlar. 90, 100, 110, 130 hiç fark etmez arkadaşlar. Öbür özelliğimize gelecek olursak burada bir trip B veri var arkadaşlar. Bu sıfırlar zaten. Burada da arkadaşlar oto kapatma var. Bu oto kapatma 20 kilometre hızın üstüne çıktığımız anda arkadaşlar arabayı otomatik olarak kilitler arkadaşlar. Şimdi son özelliğimize geliyorum arkadaşlar. Pardon, bir tane daha özelliğimiz var. Bu lisan demek arkadaşlar, dil seçeneği. Arabada hangi dilde kullandığınızı seçebiliyor arkadaşlar. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca bunu siz ayarlıyorsunuz. Son özelliğimize geliyorum. Bunu hiçbir şoför bilmez. Neredeyse çok az şoför bilir arkadaşlar. Aynamız arkadaşlar. Aynanın oradaki bu işaret karartmalı dikiz aynası demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tuşu böyle yapınca arkadaki araçların farları size vurmaz. Lütfen arkadaşlar geceleyin bu tuşu, bunu geri çekin arkadaşlar. Çok yararınız olur. Trafik kazalarını büyük ölçüde azaltır. Bunu böyle çekince arkadaşlar arka far dikiz aynamız kararıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu videomda size Punto'nun gizli özelliklerinden bahsettim. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bana iyi yorum atsanız da kötü yorum atsanız da ben gerçekten işimi en ideal şekilde yapmaya çalışıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.